dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit, hemen onun yanında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yine onun yanında Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu ve burada da merhum Orgeneral Semih Sancar Genelkurmay Başkanı olarak. Semih Sancar burada görülmekte. Dönemin Genelkurmay Başkanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait plaket, madalyon ve madalyaları elimize geçmiştir. Dönemin kahramanlarındandır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Böyle bir değerli komutanın eşyalarının bir şekilde pazarlara düşülüp satılması gerçekten bizi çok duygulandırmış ve üzmüştür. Bir pazarına bir şekilde gelmiş. Oradan bir arkadaş vasıtasıyla da bana ulaştı. Tabii ilk ulaştığında çok heyecanlandım ve üzüldüm. Böyle bir değerli komutanın eşyalarının pazarlarda satılması çok üzücü. Eşyalar neden sokaklara bırakılıyor veya pazarlarda satılıyor? Ülkemizde askeri müzelerin ve diğer müzelerin az olması nedeniyle, yetersiz olması nedeniyle bunlar bir şekilde atılıyor. Sayıları çoğaldıkça şuna eminim ki aileler de duyarlılık gösterip büyüklerinin, kendi ailelerinin eşyalarını, materyallerini, onlara ait herhangi bir madalyon, plaket, rozet vesaire buna benzer eşyalarını bağış yapıp mutlaka bu müzelerde sergilenmesini sağlayacaklardır. Bakın, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yaptığı için bakın Kıbrıs atası bulunmakta. Şuradaki yıldızlar da Tuğ General, Tüm General, Kor General ve Or General. Yine de NATO'da görev yaptığına dair 1969 ve 1970 yılında jandarma genel komutanlığı yaptığı dönemde göğsüne takmış olduğu rozet. 1966-1968 yılında eğitim kol ordu komutanı iken görev yaptığı bravo ve rozet. 1960 ve 61 yıllarında 4. Tümen Komutanlığı görevinde bulunurken göğsüne taktığı bravo ve rozeti, bakın 1976 yılına ait NATO'nun verdiği bir madalyon. 1978 yılında yine NATO'nun vermiş olduğu bir plaket. Bu resimde ise dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel başbakanımız. Karşısındaki kişi ise İran Muhammed Şah Rıza Pehlevi ve merhum Orgeneral Semih Sancar.